Benim ismim Münir Çelik. Yediklim Eğitim Bilgisayar Limited şirketinin sahibiyim. Ülkemizin gündemini son 3 gündür meşgul eden KPSS soruları çalındı, sızdırıldı, alındı gibi durumlarla kamuoyu çokça meşgul olmuştur. Bu yayın evinin sorumlusu olarak bu konuyla ilgili ilk defa basın açıklaması yapıyoruz. Bizim açımızdan konu şundan ibarettir. Biz ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara konu, soru, deneme, yaprak test, Türkiye geneli deneme olaraktan ürünler hazırlamaktayız. ÖSYM'nin 120 tane genel kültürden soracağı soruya hocalarımız geçmiş yıllarda ÖSYM ne sormuş, hangi konulara ağırlık vermiş, önümüzdeki yıl hangi konu sorabilir, bu beyin jimnastiğiyle kendilerine özgün sorular hazırlamaktadırlar. Bu sorular geçmiş yıllardaki sorulardan da esinlenerek hazırlanmaktadır. Bu şekilde hazırladığımız bu yılki KPSS sürecindeki sorular, biraz sonra sizlere de hepinize dağıtacağım gibi, bizim Türkiye geneli denemelerimizde Ekim ayında sınav takvimimiz belli olup 15 tane Türkiye geneli deneme yapıyoruz. Bunlar YouTube kanalımızda çözümleri vardır. Bunlar Türkiye'nin her iline gönderir, herkese açıktır. Dileyen istediği şekilde bu sınavlara girebilir. Özel, herhangi bir kişiye özel sorular falan değildir. Kitaplarımız bütün kitap evlerinde, internet sitelerinde herkes alabilir. Gizli saklı hiçbir şey yoktur. Ve 2003 yılından beri bu firma bu işi yapmaktadır. Birçok diğer yayın evleri gibi biz de bu işi yapmaktayız. Bahsa geçen konu öncelikle şunu belirteyim. Sosyal medyada dolaşan 20 tane noktası virgülüne kadar aynı denilen soru asılsızdır. Öyle bir soru yoktur. Olması da mümkün değildir. Hayatın gerçeklerine aykırıdır. Gerçekler ise buradadır. Nedir burada? Sizin hepinize dağıtacağım. Matematik sorusu. Bu bizim ÖSYM'nin 31 Temmuz Pazar günü sabah oturumunda sorduğu matematik sorusu. Bu da Yediklim'in Türkiye geneli 14 nolu denemede, umuma açık yaptığı denemede, YouTube'da çözümlü olan denemede sorduğu soru. Soruyu hazırlayan Mehmet Hocam da burada. Kendisi sorunun nasıl olduğunu, ne olduğunu size izah etsin. Evet. Biz soru hazırlarken ÖSYM'nin geçmiş yıllarda yaptığı sınavlara bakarak onlara paralel soru hazırlamaktayız. Bu soruyu herkes açıp bakabilir. 2015 yılı ÖSYM yaptığı bir sınav. Şu anda ÖSYM sitesinde var bu sınav. LYS sorusu, LYS 3. sorudur. O sorunun çok benzeri, rakamları değişmiş halidir. İsteyen herkes, bak, özel bir soru tarzı değildir. Matematik bilen herkes bunu anlayacaktır. O yüzden biz bu sorudan yüzlerce hazırlıyoruz. Bir tanesi denk gelmesi gayet hayatın akışına olağan bir durumdur. Çünkü faktoya bu konuda, yani matematiğin bu konusunda bu tarz soru çok fazla yayında mevcuttur. 2013 tekrarlıyor, 2015 yılı LYS matematik 3. sorudur kendisi. Açıp herkes de bakabilir. Başka bizim bir birebir sorumuz hiçbir sınavda yoktur. Doğru mu? O iddia edilen soruların en benzer sadece, evet, soru kısmı, şıkların ikisi değişiktir. Size de dağıtacağız. Bu sorudur. Hatta ÖSYM parantez kullanmış, bizde parantez de yoktur. Şıklardan da ikisi değişiktir. Ama bu soru daha önce ÖSYM tarafından 3 defa daha sorulmuş. Evet. 3 defa daha sorulmuş. Hocam da şeyi değiştirmiş. Türkiye genelini denemede sormuş. Bu deneme hazır halinde yapılmış. Sosyal medyada bu konuyu, bu nasıl olabilir diyor. Efendim, biz bu denemeyi yapma tarihimiz belli. Haziran. 6 ay önce, 3 ay önce, Haziran ayında yapmışız denemeyi. Gayet açık, her şey ortada. Yani iddia edildiği gibi biz soruları almışız, sorular bize verilmiş, böyle bir durum yok, olması da söz konusu değil. Bu yayın evinin ve benimki tarihimde böyle bir şey yok, olamaz da. Mümkün değil. Burada NASA sorusu. NASA'nın teleskopuyla ilgili geliştirdiği bir teleskopla ilgili ÖSYM bir soru soruyor. 17 Nisan 2021 22 tarihinde Türkiye geneli 10-56. soruda Anayasa hocamız Türkiye geneline bu soruyu hazırlıyor Yediklim'e. ÖSYM'nin sorusu bizim sorumuz. Soru kökü, soruluş şekli değişik ama cevap şıkkı aynı. Hocam buyur, sen de. Evet, güncel bilgiler sorusu olduğu için zaten bu soru ve benzeri tüm yayınlarda bulunur. Güncel bilgiler adı üzerinde güncel olaylarla ilgili bir soru hazırlanmıştır. Ve bu da ÖSYM tarafından sorulmuştur. Gayet doğal bir şeydir. Çünkü biz de bunu tutturabilmek adına burada görev yapmaktayız.
herhangi bir sorun içeriği olarak, kök olarak da zaten hiçbir benzerlik yoktur. Sadece cevap benzerdir. Bu sadece bizde değil, tüm yayınlarda da var olan bir soru tarzıdır. Bunun gibi size burada size dağıtacağım bütün sorular tarih sorusu. İki tane tarih sorusu var. Tarihçi hocamızı da biz buraya davet ettik. O iki soruyla ilgili hocam da gerekli bilgiyi versin. Herkese merhabalar. Ahmet Uğur Karakuza, Yedik İmgencilik tarih yazarı, soru yazarı, aynı zamanda öğretmeni. Birincisi, özellikle Twitter'da geçen yanlış ekran resimlerinden 20 sorunun 20'si de Yedik İmgencilik'ten çıktı. Böyle bir durum söz konusu değil. Onu baştan belirtelim. Bizim tarihte benzer 2-3 sorumuz var değerli arkadaşlar. Bu 2 sorunun, 3 sorunun zaten Yedik İmgencilik'in YouTube kanalında Milli Eğitim kaynaklarından hazırlanıp öğrencilere ücretsiz. Ben onu TG'de sormadım. Altını çiziyorum. Yediklim'in YouTube kanalında bütün öğrenciler faydalansın diye videoda da şu cümleyi kurmuşum. Değerli arkadaşlar, ÖSYM MEP sever. MEP kitaplarından esinlendiğim sorular bunlar. Ben bunu Mayıs ayında yayınlamışım. Herkese açık. Öyle el altından kimseye vermek falan yok. Yani açık söyleyeyim. Yediklim'e kaydolmaya da gerek yok. YouTube'a giren herkes o soruyu izleyebilir. Bu denememiz de değil bizim. Benim kendi gönlümden kopan mini deneme desterim. Zaten en çok eleştiri oradan geliyor. Çünkü kamuoyu yanlış bilgilendiriyor. Diyorlar ki Ahmet Karakuz'a, bu adam diyorlar 20 soruyu nasıl yakalar? Vallahi yakalarım ama 20 tane yakalayamam. Yani öyle bir yeteneğim yok. Biz MEP kitabındaki soruyu aldık. %20 revize ettik. Dedik ki arkadaşlar, bu sorunun kurgusu çok güzel. Mayıs ayında, Haziran ayında ben bunu Yedik'im YouTube kanalında herkese açık bir şekilde koydum. Hocam bunu 11 bin kişi izlemiş. Kim izledi ben de bilmiyorum. 11 bin kişi izlemiş sınavdan önce. Size sayısını söylüyorum. Bu soru sınavda çıktı. Şimdi benim burada ne gibi bir art niyetim olabilir? Yine devam ediyorum. Bir sorumuz daha var tarihte. Birebir aynı diye suçlanan sorular. Mustafa Kemal Atatürk dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kurtuluş Savaşı'nı anlatmayan tarih öğretmeni yok. Neyi sormuşum? Çanakkale'de diplomatik bir kriz olmuş. Bu kriz Mudanya ateşkesiyle sonuçlanmış. Atatürk'ü anlatmayın. Kime anlatacağız arkadaşlar? Her tarih hocası anlatıyor. Ben bunu yine mini denemede sormuşum. Yedikli'nin TG denemesinde değil. Yine herkese açık. Telegram gruplarında PDF'yi ücretsiz verdiğim, çocuklar nasiplenin, ülkenin durumu belli, kağıt fiyatları belli, çözün demişim. Hocam aynı sorunun benzeri sınavda çıkmış. Ben bunu Haziran'da çekmişim. Ve ben Mayıs'ta, Haziran'da haftalık derse giren bir hocayım. Aktif sınıflara ders alan bir hocayım. Şimdi MEP kitabından esinlenip soru yazdım ve bu sorular da ÖSYM tarafından kullanılmış. Burada gerçekten mağdur olan kimse kamuoyunu vicdanına bırakıyor. Benim yaptığım tek şey MEP kitaplarından esinlenip öğrencilerime güzel soru hazırlamak. Ve ben inşallah bu süreçten sonra çalışmaya yine devam edeceğim. Yine öğretmenliğime devam edeceğim. Yine soru yazacağım. Teşekkür ederim. Sorunuz olabilir mi? Evet. Tamam, size sormak istiyorum. Tabii. O zaman benim kafam karıştı. Bir taraftan ÖSYM tarafından sınavın iptal edildiği söylendi. Evet, evet. Siz diyorsunuz ki benzerlik var. Biz buradan ne çıkaracağız? ÖSYM başkanı az önce açıklama yaptı. ÖSYM'nin soruları daha önceden bir yayın evinde sorulan sorularla benzerlik gösterdiği için sınav iptal edilmiştir dedi. Benzerlikler bunlar arkadaşlar. Ama sizler de bunu bir başarı olarak görüyorsunuz. Şöyle efendim, biz ne faaliyetinde bulunuyoruz? ÖSYM'nin yapacağı sınava 120 soruya 100 bin tane dönem içerisinde belki soru hazırlıyoruz. 100 bin, 120 soru için 100 bin soru hazırlıyoruz. Konular da belli. Konuları kim belirliyor? ÖSYM belirliyor. Diyor ki şuradan, Türkçeden şuradan sorumlusunuz. Tarihten şundan, vatandaşlıktan bundan, coğrafyadan bundan. Hocalar da ona göre, geçmiş yıllardaki çıkmış soruya göre hazırlık yapıyor. Beyin jimnastiği yapıyor. MEP, burada Milli Eğitim müfredatı önemli, okullarda verilen eğitimin. Bunlardan esinleniyorlar. Kendiler soru hazırlıyorlar. Bu sorular soru bankamızda, yaprak testimizde, konu kitabımızda ve denemelerimizde yer alıyor. Dönem içerisinde de öğrenci arkadaşlarımız buna hazırlanıyorlar, sınava giriyorlar. Sınava girdikleri zaman sınavdan sonra bütün hocalar çıkan sorularla kendi yazdıkları sorularını kıyaslıyorlar. Eğer hoca benzer soru, yakın soru yakaladığı zaman biz yayın evi olarak başarılı, hoca da başarılı bir hoca olmuş oluyor. Dolayısıyla bundan dolayı prim yapılıyor. Öbür dönemde öğrenciler bizim yayınlarımızı daha çok, bu işin kurgusu, tabiatı bu. Bütün yüzlerce yayın evi bunun üzerine çalışıyor. Şöyle bir mantık olamaz. ÖSYM ne sormaz diye soru hazırlanır mı? ÖSYM ne sorabilir diye beyin yoracak ki onu hazırlayacak. Şimdi buradaki sıkıntıyı çıkaran şu.
buradaki sorularda da görüleceği gibi bir tane paragraf sorusu var. Sosyal medyada çok paylaşıyor. Ya efendim işte tamam anladık da paragraf da birebir olur mu? Efendim bu paragraf sorusunu geçen yıl DGS sınavında sormuş ÖSYM. Aynı paragraf sormuş. Paragrafın bir kısmını bir iki şeyini almış. Pazar günü sormuş aynı paragrafı. Ya bu durumda siz ÖSYM'de mi buluyorsunuz suçu? Sonuçta bir sınav iptal efendim, oldu. Demek şöyle mantık yürütelim. Hiç konuyu bilmemize gerek yok. Ekim ayında deneme yapmışım. Kasım'da yapmışım, Ocak'ta yapmışım, Şubat'ta yapmışım. Türkiye genel deneme. Burada da var zaten. Kıyaslamalı var. Pazar günü de ÖSYM yapmışım. Ve benzer matematikte de izah ettik. Bazılarını izah ettik. Sorular çıkmış. Bunu ben mi ÖSYM'den almışım? ÖSYM benden almış. Ne olmuş? Siz takdir edin. Ve bizim bunun üzerine sosyal medyada çok 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 yani mesela efendim bir konu daha var. Bunu net belirteyim. Benim şahsımla ilgili, yayın evimle ilgili ÖSYM'den ben çok ihale almışım. Ben de tam onu soracaktım. Başka sınavlarla ilgili de şöyle efendim, izah edeceğim efendim. Ben Yediklim'in tarihinde ÖSYM'nin kapısından geçmedim. Gitmedim bile. Ve kesinlikle ÖSYM'de kimseyi tanımam. Hiçbir ilişkim yoktur. Olmamıştır da hiçbir ihale de almadım. Devletten ben sadece ve sadece Nisan ayında Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretimini ölçmek amacıyla bir ihale açılmış. İhaleye biz sistemden girdik. Başka firmalar da girdi. Bizim teklifimiz daha uygun görülmüş. Bizde kaldı ihale. Bizde sınavı, toplam sınav yapılan kişi sayısı da 530 bin. İlkokul, ortaokul ve lise Suriyeli vatandaşların 27 noktada yapılmıştır. Türkçeyi bilirlik düzeyini ölçmek Avrupa destekli bir projedir. Biz bu ihaleyi aldık. Soru kitapçıklarını bastık. Optiklerle bastık. Sınav yerlerine dağıttık. Bize ÖSYM'de değil ama. ÖSYM'de değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir şeyidir bu ihalesidir. Peki, şeyin değil. ÖSYM'nin değil. Şöyle karıştırılıyor. ÖSYM'nin ihale açılmış. ÖSYM'nin soru kitapçıklarını ben almışım, basmışım gibi bir algı oluşturuyor. Koskoca televizyonlarda konuyu bilmeyen insanlar bile bunu bu şekilde lanse ediyorlar. Bu doğru değildir. İsteyen istediği araştırmayı yapabilir. Bir tane herhangi bir belge ÖSYM'nin ihalesini bu firmanın aldığı, yaptığı yakınından uzaktan bir tane belge gösterenler lütfen buyursun göstersin. Sadece bir tane var. O da Nisan ayında olmuştur. Sonuçlarını Cuma günü teslim ettik. Başka da bu kurumun tahilinde hiçbir devlet ihalesi yoktur. Kesinlikle yanlıştır, yanlış bilgidir. Şöyle iddialar da var. Bugün basına yansıdığı için soruyorum. İlki sizinle bağlantılı olan başka yayın evleri olduğu, mesela Yargı Yayın Evi gibi. Yanlış hatırlamıyorsam öğretmen arkadaş yayın evi olabilir. Yanlışsam düzelt. Bunların da aracılığıyla yapıldığı iddiası var. Ya sadece Yedi İklim Yayın Evi değil, size bağlı başka kuruluşlar var mıdır? Onlar ne faaliyetler var? Şöyle efendim, şöyle izah edeyim. Kızılay'daki bizim eğitim kurumu diye dediğimiz Yediklim diye geçen Karanfil Sokak'taki yere dün işte Yediklim iki noktada arama var falan filan diye. Bir de bu matbaa diye geçiyor. Burası matbaa değil, yayın evidir. Orası da bana ait bir iş yeri değildir. Franchise sözleşmesiyle Türkiye'de 69 tane civarında Yediklim eğitim kurumları diye faaliyet gösteren firmalar vardır. Bunların sahibi ben değilim. Bunların sahibi franchise sözleşmesiyle bizim ismimizi ve öğrenci sayısınca bizim yayınlarımızı kullanan yerlerdir bunlar. Benim orada bir ticari sorumluluğum, herhangi bir faaliyetim yoktur. Bizim ismimizi kullanan, bunun karşılığında da öğrencilere bizim ürettiğimiz ürünleri kullanırlar. Başka bir yayın evi yok mu? Başka yayın evi şöyle efendim. Bizim, benim hocam, Doğru Tercih Hoca Web'de yargı yayın eviyle birlikte iştirakimiz olan yerler vardır. Ortaklar, şirket ortakları olarak biz gözükmemekteyiz. Onlar da bizim de organik bağımız vardır. Başka bir sorunuz varsa alabilir. Ama yayın evlerinden çıkan sorularında özellikle mesela bugün yansıyan polis akademisine mesela girişlerde, geçmiş yıllarda da böyle iddialar oldu. Bir de bununla bağlantılı sorayım. Tabii biz geçmiş yıllarda bu olayları tecrübe etmiş bir ülke olduğumuz için aklımıza hemen başka bağlantılar geliyor. Sonuçta bu ülkede FETÖ eliyle sorular çalındı. Evet. Ve sizin de
başka bu şekilde olabilecek bazı tarikatlarla, cemaatlerle bağlantılı olduğunuza dair iddialar çıktı basında. Hayatım boyunca hiçbir tarikata, hiçbir cemaate, hiçbir siyasi partiye, hiçbir şeye üye olmadım. Bir tane bulamazsınız. Olmadım çünkü kişiliğimde, karakterimde yok. Biat etmeyi sevmem. Kendine özgün bir kişiliğim vardır. Bunu açıkça belirteyim. Siyasi partiye bile üye olmadım. Ondan sonra başka... Son olarak da devlet denetleme kuruluna çağırdınız. Az önce geldik. Galiba nasıl bir görüşme oldu? Size ifade efendim, mi alındı yoksa... Biz devlet... Ek yapmak istiyorum soruya. Bunun yargısal süreci nedir? Normalde efendim, devlet denetleme kuruluyla Cumhuriyet Başsavcılığının müdahil olduğu bir olayda sizin oraya gidip onların talebiyle mi gerçekleşti? Efendim onların talebiyle oldu. Bugün onda bizi davet ettiler. Biz de hocalarımızla birlikte, avukatımızla birlikte saat 10'da orada hazır bulunduk. Bir kurul vardı, bir kurul üyesi vardı. Bize bunları anlatmamız istediler. Biz de belgelerimizi, dokümanlarımızı aldık. Biraz sonra size de dağıtacağımızı onlara da sunduk. Anlattık, hocalarımız anlattı bu nasıl olmuş plan diye. Onlara da izah ettik. Ve geldik, şimdi de sizinle buradayız. Yani şunu özellikle belirtmek lazım. Sosyal medyada ÖSYM'nin pazar günü erişimi açtıktan sonra soruyu almış, ekrana koymuş, yan ekrana koymuş. Bu diyor Yediklim'in denemesinde sorulmuş diyor. Öyle bir şey yok. Yediklim'in denemesi basılı Türkiye'de her yerde var. Biz bunu emniyet birimlerine, devlet denetleme kuruluna, salı günü ÖSYM başkanlığına biz mail yoluyla, dün de uzman arkadaşlar geldi, elimizdeki bilgi, belge, dokümanların hepsini teslim ettik. Dedik ki biz bundan çok rahatsız, biz burada mağdur olan tarafız. Her türlü saldırıyor, FETÖ'cülüğümüz kalmadı, her türlü itham, her türlü, tanıyan, tanımayan, seven, sevmeyen rakipler her türlü saldırıya geçtiler. Siyasiler başta olmak üzere, konuyla alakası yok. Benim bir sürü ihale aldığımı söylüyor, göstersin o siyasi parti lideri, gitsin benim aldığım ihaleyi ÖSYM'den bir tane belgesini göstersin. Yok, gösteremez. Çünkü yok. Öyle bir şey yok. Bu kitap şeyleri arkadaşlarımıza dağıtalım. Ertuğrul, dağıtalım. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa, biz burada mağduruz. Biz 1.600.000 gencin mağdur olmasından çok üzüldük. Şöyle bir sıkıntı var. Sınavı kötü geçen sınavın iptal olmasını istiyor. Sınavı iyi geçen, ben çalıştım bu stresi tekrar yaşamak istemiyorum diye. Ama inanın benim şahsi kanaatimdir. Soruların ÖSYM tarafından biraz özensiz hazırlandığı, fazla itina gösterilmediği gibi bir sonuç çıkıyor buradan. Biz görevimizi yapmışız. Bizim işimiz ÖSYM'nin yapacağı sınava hazırlık yapmak, öğrencileri hazırlamak. Hoca bunu konu olarak şeyde anlatıyor. Mesela hoca sınav öncesi bir gün akşam diyor ki tarihte şu konuya dikkat edin, bu konudan soru gelebilir diyor. Sabah 10'da sınava giriyor. Bir bakıyor kitapçı, o konudan soru gelmiş. Bu hoca şimdi soruyu daha önceden biliyor muydu? Hayır, tahmini var, o da tutmuş olabilir. Bir de bir şey söyleyeyim. 100.000 tane soru bir dönemde muhatap olmuşum. 24 tane benzer soru var. Birebir soru yok. Sadece birebir matematiğin soru kısmının rakamlarıyla tutuyor. Şıklar, o da daha şıklar da aynı değil orada. Şıklar da aynı değil. O da daha önce sorulmuş zaten. Bir de Büyük Selçuk sorusu var. O da MEP kitabının 9. sınıf hazırlık testi. Evet, MEP Milli Eğitim'in kitabının 9. sınıftan hocam %20'sini değiştirerek denemede sorduğu bir soru. Aynı soruyu şeyde sormuş. ÖSYM'de sormuş. Biz bunu Mayıs ayında sormuşuz. Yani nasıl olabilir? Ben bir yerden soru alabilirim. Bir de 20 tane noktası virgülüne kesinlikle bizde ÖSYM ile ilgili soru yoktur. Bizdeki sorular size dağıttığımız sorulardır. Başka soru plan yoktur. Bizimle yapılan şeylerin hepsi de araştırılmadan. Bir de şu var. Doğruyu kimse duymak istemiyor. Neden duymak istemiyor? Türkiye'de şu anda sıcak bir gündem var. Seçim yaklaşmış. Öğrenci arkadaşlarımızın sınavı kötü geçenler diyor ki ya iptal edilsin ben tekrar hazırlanayım. Siyasiler diyorlar ki işte biz ÖSYM'yi işte bir elimize koz geçirdik, yıpratalım, hükümeti yıpratalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Herkes araştırmadan, doğruyu bilmeden topyekun sosyal medyadan başlayıp saldırıya geçildi. Biz de bugüne kadar açıklama yapmamızın nedeni önce emniyete, ÖSYM'ye, Devlet Denetleme Kurulu'na biz gerekli bilgileri verelim. Daha sonra doğru bilgiyi sizlerle paylaşalım istedik.
Sizin başka bir sorunuz varsa arkadaşlar, Avukat Bey sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa. Arkadaşımızın Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili bir sorusu vardı. Yani yargısal süreç ayrı, devlet denetlemenin yapacağı idari soruşturma ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na vereceği rapor ayrı. Yani yargıdan tamamen bağımsız. Ancak yargıda verilecek karar ya da hazırlanacak iddianamede tabii ki Devlet Denetleme Kurulu'nda tespit edilen hususlar bir nevi delil olacaktır. Bunlar orada da tabii ki kullanılacaktır. Bir başka husus ÖSYM KPSS sınavının iptali ile ilgili. Sayın Başkan'ın, yeni atanan başkanın iptal gerekçelerini söylerken siz de dinlemişsinizdir. Sorularımızın ÖSYM'nin geçmişine, geleneğine yakışmayacak bir şekilde başka bir yayın evinin soru kitapçığında yer alan sorulardan oluşması diye bir cümle kullandı. Bu da göstermektedir ki aslında bizim daha önceden 3-5 ay önce yayınladığımız ve üniversite sınavlarının mantığını kendi öğrencilerimize, takipçilerimize yansıtmak amacıyla soru seçimiminde ne kadar isabetli olduğumuzu ortaya koymaktadır. Bizim kitapçıklarımızda yayınlanan soruların özensiz, dikkatsiz, gerekli incelemelerin yapılmadan ya da soracaksa bile gerekli değişikliklerin yapılmadan kamuoyunda, öğrencilerde ve velilerde bu tür şüphelerin uyanmasını engelleyecek şekilde bir değişikliğin, revizenin veya en azından 3-5 yıl sonra sormak gibi bir yöntemin denenmediği ortaya koyulmuştur. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hocalarımızı biz sırf bu soruşturmanın hızlı ve güvenilir bir şekilde dün akşam da söylediğim gibi selamete ulaştırılması, açıklanması, öğrencilerimizin vicdanen rahat olması amacıyla şehir dışından üçünü de çağırdık. Bu soruları nasıl hazırladınız? Nereden aldınız? Hocamız zaten bu soruların daha önce ÖSYM havuzunda olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında olduğunu, birebir özgün olmadığını zaten söylediler. Biz de bu konuda zaten ÖSYM ile gerekli yazışmaları, müracaatları yapacağız. ÖSYM ile aramızda herhangi bir husumet oluşur mu? Onu da şu anda bilemiyoruz. Gerekli bütün takdiri de kamuoyuna sunuyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Avukat Mustafa Serdar, gözü küçük. Teşekkürler. Rica ederim.